İndirim adresi programımıza Tatvan'dan devam ediyoruz değerli izleyenler. Tatvan'da Adava Market'teyiz, Adava AVM'deyiz. Hoş geldin ya şehri Ramazan pankartıyla marketimize giriş yapıyoruz. Tatvan'da Adava AVM'de, Adava Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Sizler için fiyat araştırması yaptık, kalite kontrolü, hani yazılardan falan söz ediyorduk ya, ürünlerin üzerindeki etiketlerden, yazılardan söz ediyorduk ya. Sizler için onları ince eledik, sık dokuduk. Bir de beraber olsun istedik. Tatvan'da hemşerilerimize buradan duyurulur, buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Değerli izleyenler, dedik ya efendim. Ramazan, iki gün sonra Ramazan, Ramazan'a hitap edecek çeşitlerle başlayalım istedik. Tayin var, pekmez var, cam tayini elimize alıyoruz. Markete gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? İlk önce alacağımız ürünün etiketini okuyoruz. Gramajına bakıyoruz. Kullanım ilk üretim tarihi, son kullanım tarihine bakıyoruz. Net gramajına, ona dikkat ediyoruz ve içeriğine, içindekilerine bakıyoruz. Acaba sağlığımızı tehdit edecek maddeler var mı yok mu diye değerli izleyenler. Evet efendim, sizlerle beraber bakalım. 1350 gram cam kavanozda bulunan tahin 29.99, cam şişe hariç, net içerisindekinin ağırlığı. Burada pekmezimiz var, 1300 milim. 19.99'a tabii neti bu. İçeriğine bakalım mı sizlere beraber? Bakalım ne varmış içerisinde. Üzüm suyu ve mayası varmış. Kullanma tarihi kapakta yazıyor olmalı. Evet. Ne zaman üretilmiş? Ne zaman? 4. ay 20'de üretilmiş. 2020'ye kadar da 4. ay 2020'ye kadar da kullanım süresi var. Yani yaklaşık 2,5 yıl, yaklaşık 2 yıl daha kullanılabilir. Gramajları düşük, fiyatları uygun olanlar da var. Hani cam şişenin maliyetinden kaçınılmış, plastiğe yerleştirilmiş. Net 2 kilo, fiyatı 20.49 değerli izleyenler. Bu da tahin. Net 1500 gram, fiyatı 30.99'a. Sizlerle beraber gezmeye devam edelim. Sizden rica şu. Teşekkür ediyoruz market yetkililerine. Her şeyin gramajını büyük harflerle okunabilecek şekilde yazmışlar üzerine. 300 gram güllaç 5.49. Böyle gramajlarını falan yazalım üzerlerine. Tüketiciler rahatlıkla görebilsinler. Burada da ketçap ve mayonezi görüyoruz değerli izleyenler. 650 gram ketçap ve 560 gram mayonez. İkisi bir arada 7.99'a. Güzel. Fiyatı fena değil. Yine 5 kiloluk turşu. Net 5 kilo. Değerli izleyenler. 8.49'a. İçerisinde neler var? Bakalım mı sizlerle beraber? İçerisinde lahana, salatalık, domates, biber, havuç ve çeşni olabilecek sebze, meyve. Su, tuz, asit düzenleyici gibi. Pette salça var, domates salçası 17.99. Tenekede salça 17.99. 4 kilo 500 gram, 4 kilo 350 gram. Burada bezelye. 670 gram bezelye 3.29'a, garnitür
535 gram garnitür 3.29'a. Burada bir de biber salçası var. 1650 gram biber salçası 14.99'a değerli izleyenler. Bir de bir şeyi unuttuk. Et. Tavuk eti, kırmızı et, beyaz et. Bakalım onların fiyatı nasılmış. Bir kilo göğüs 9.90'a, bir kilo but 8.90, bir kilo baget 11.45, bir kilo bonfile 15.45, incik 12.90, terbiyeli tavuk diyoruz, terbiyeli kanat mı, but mu usta bu? Kanat 15 lira, pirzola 12.90. Kuzu but 38.50, kuzu kol 38.50, kasap sucuğu 57, dana 34.90, gerdan kısmı değerli izleyenler. Dana kıyma 18.95, dana kuşbaşı 40.95, dana atrikot 48, dana tranç 43. Böylelikle beyaz kırmızı etin de fiyatını sizlerle paylaşmış olduk. Devam ediyoruz. Kırmızı zeytinle başlıyoruz. Kırmızı zeytin 16.95, sele 20.99, yeşil normal yeşil zeytin 16.95, siyah iri taneli zeytin 18.95, biberli zeytin, yeşil biberli zeytin 16.95, yine büyük iri zeytin 16.49, peynirler Van beyaz peyniri 15.45, Van otlu peyniri 15.45, tereyağının kilosu 36.95, yine 39.95, kalitesine göre değişebiliyor değerli izleyenler. Devam edelim. Osman, Osmancık pirinci 25.90, baldo 24.99, bir alt kademe Osmancık 22.99, ama hepsinin üzerinde kocaman şekilde gramajları yazmakta değerli izleyenler. Birçok böyle kaliteli bildiğimiz, iyi kaliteli mal sattığını düşündüğümüz markete gidiyoruz. Maalesef şu belirgin yazıları göremiyoruz. Yazıda eğer belirginlik yoksa, ölçüsü de büyük değilse, hitap etmiyorsa göze, emin olun, benden bilin. Kesinlikle ve kesinlikle fiyatını hiç önemsemeyin, o malı almayın. Hile vardır, hurda vardır o malda. Kim satarsa satsın, ben dahil. Burada da 5 kilo makarna görüyorsunuz değerli izleyenler. Fiyatı gayet uygun. 9.49 5 kilo makarna. Matik gruplarına geçelim. Matik grupları değişken olabiliyor markalarına göre, ama tanındık, bilindik markalar, ülke çapında güvenilir markaları söylüyoruz size. İsimlerini vermiyorum ama fiyatlarını söylüyorum. 7.5 kilosu 39.90 liraya olan matikler var. 9 kilosu 23.99'a olan matikler var. 6 kilosu 24.99'a olan matikler var. Tabi bu sizin tercihiniz. Biz sadece kilogramlarına ve üzerlerindeki içeriklerini yazan etiketlere dikkat edelim. Bilinçli alışveriş yapalım.
hesap makinesiyle hesabımızı yapalım. Nerede kalite, nerede uygunluk siz de haliyle göreceksiniz. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Sebze ve meyve reyonundayız değerli izleyenler. Lahana 1.39. Yeşil soğan 4.49. Kara lahana 1.99. Turp 1.75. Havuç 2.99, karnabahar 4.49, file limon 5.99, sivri biber 1.39, patlıcan 2.99, Charleston 1.39, toka domatesi 2.49, salatalık 1.99, kapya biber 5.99, kabak 2.49, açık limonun kilosu 5.99, dolma biberin kilosu 3.99. Tokat domatesi efendim 2.49, köy biberi 5.49, patatesin de kilosu 2.49'a buradan satın alabilirsiniz değerli izleyenler. Merhabalar. Sağ olun. Hayırlı alışverişler. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizi tanıyalım efendim. Senat Çoban. Sayın abim, maşallah tıka basa doldurmuşsunuz sepeti. Ailece geldiniz sanırım. Ailece evet. Ramazan alışverişi. Ramazan. İyi güzel. Ramazan her zaman alışverişte. Her zaman aldığımız şeyler mutfak. Ama Ramazan'a biraz daha özen var, biraz da değil mi? Tabii he. Evet. Alışveriş yaptığınız zaman aldığınız ürünlerin nelerine dikkat edersiniz? Tarihlerine bakıyoruz, işte markaya bakıyoruz. Evet, üretim bitişleri, evet. Markaya bakıyoruz, işte onlara bakıyoruz. Gramajlarına? Valla ona pek baktığımız yok. Gramajlara bakın. Neden gramajlara bakalım? Evet, şimdi biz genelde buranın insanları böyle bir ambalajda gördüğü zaman otomatikmen 5 kilo odaklanır. Der ki 5 kilodur. Oysa şu 5 kilo da başka marketlerde gramajı düşük, fiyatı uygun satılıyor. Vatandaş gramajına küçük yazıldığı için gramajına dikkat etmiyor. Uygun düşünüyor, alıp götürüyor ama maalesef uygun değil. Gramajını hesap makinesiyle alıp hesapladığınız zaman oldukça yüksek fiyatı almış oluyorsunuz. Doğrudur. Buna da dikkat et. Ona hiç dikkat etmedik. Mesela buna baktım, senin şeyinle sahinde baktım. 5 kilo doğrudur. Bilmiyorum. Beş kilo, net 5 kilo. Net 5 kilo. Evet. Dış kilo. Ambalajı dahil değil değerli izleyenler. Kimisi dış ambalajı dahil ederek yani yasak gereği şeker 5 kilo. Evet, şekere bakalım. Şeker de 5 kilo. Atıyorum makarnaya bakalım. 500 gram. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekir. 100 gram bunda eksik olursa fiyatı 1 liraysa %10'a tekabül eder, 990 kuruşa gelir. Bunu 950 kuruşa sattıkları zaman siz gerçekten uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa ki gramajdan çalınmıştır. Yani küçük yazıldığı için, belirgin yazılmadığı için ben buna bir hiledir diyorum. Tarım Bakanlığı ister duysun ister duymasın onayı onlar veriyorlar. Tarım Bakanlığı'nda çalışanlar gelip bunu kontrol etmesi lazım, öyle değil mi kadar tarım? Aynen. Bizim ona baksak da kıymeti yok ki. Ne kıymeti var? Biz yani cebimizin hesabını bileceğiz. Buna, biz cebimizin hesabını bileceğiz, öyle alacağız. 2,5 kilo mesela. Aynen. Baktık ama fiyatı bu kadar, doğru mu? Yani bilindik markaların hepsi gramajları ön yüzde belirgin bir şekilde tutuyor, yazıyor yani. Ama birçok markette bunu göremiyoruz değerli izleyenler, değerli tüketiciler. Size sesleniyoruz ve sizler için bu programı yapıyoruz. Lütfen bilinçli tüketici olunuz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, sağ olun, sağ olun. Bir tüketicimizle beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyalım. Oktay ben, Türkal. Oktay Bey, hayırlı alışverişler dileyelim önce. Aldığınız ürünün raftan almadan önce neyine dikkat edersin? Yani son kullanma tarihine dikkat ederim. Daha başka? Yani ambalajı açılmış mıdır, açılmamış evet mıdır değil mi? Gramajına evet dikkat edersiniz. İçerisindeki katkı maddelerine kesinlikle dikkat edersiniz. Yani Adabağ'dan, biz sürekli Adabağ'dan alışveriş yaptığımız için bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar. Bir de marka oluşuna. Marka, kaliteli ürün bulundurulduğuna. Yani evet. Aldığımız ürünlerin toplumumuzda bilinmesi gerekir. Aynen. Ülkemizce marka diye kabul edilmesi kesinlikle gerekir. Doğrudur. Tabii ki alternatifler olacak.
kimisi fiyata gramajın düşüklüğünü yansıtıyor. Evet. Değil mi? Biz de ona göre hesabımızı yani yapacağız. Tabii ona bakıyoruz ama herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık şu ana kadar. Öyle yüzden memnunuz yani. Yani bilinçli alış kesinlikle. Tüketici. Aynen. Kesinlikle. Çok güzel. Tavsiye eder misiniz dostlarınıza falan söyler misiniz? Alışveriş yaptığınız zaman ürünün ambalajına, dış ambalajına dikkat edin. Tabii. Kullanma tarihlerine, üretim tarihine değil mi efendim? Aynen. Dış kapağına, açılıp içeriğine. Yani içeriğine. Evet, katkı maddesi olup olmadığına. Böyle. Teşekkür ederim. Temizliğine, evet. Temizliğine, raf düzenine. Kesinlikle. O yüzden memnunuz yani, bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ olun, ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Değerli izleyenler, birazdan sizlerle beraber market yöneticisine doğru gideceğiz. Kendisine mikrofonu uzatacağız. Bakalım siz tüketicilere tavsiyeleri var mıdır, yok mudur? Tatvan'dan Adabağ AVM'den değerli izleyenler görüntüler sunmaya devam ediyoruz size. Adabağ AVM'nin sahibi, satın alma müdürü Sayın Oğuz Adabağ Bey ile beraberiz. Merhabalar. Serper Bey hoş geldiniz. Öncelikle hoş gördük. Teşekkür ediyorum. Hafta sonu bize de renk kattınız. Sağ olun. Müşterilerimizle röportaj yaptınız. Ondan sonra zaten gerekli açıklamaları onlar yaptı. Evet. Ben de kısaca özetlemek gerekirse. Sizin şöyle söyleyelim efendim, sizin tüketiciye, izleyicilerimize ürün hususunda söylemek istediğiniz, tükettikleri ürün hususunda söylemek istedikleriniz püf noktalar var mı? Onların bilmediği sizin bildikleriniz. Evet. Öncelikle ürünün gramajı, teşhiri, yani sonuçta biz evet ürünleri getirip raflara bırakıyoruz ama düzenli, temiz, tarihlerini kontrol ederek, günlük zaten elemanlarımız tarih kontrollerini yapıyorlar. Müşterilerimiz de bunlara dikkat etsinler. Özellikle ulusal zincirlerde gramajlarla daha ekonomik olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Biz de ısrarla dikkat ederseniz büyük A4 kağıtlarımızda gramajlara özellikle vurgu yapmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceğim, gramajlara dikkat etsinler. Bir de üretim tarihine, son kullanma tarihine dikkat etsinler. Ayrıca dış ambalajlarını yırtık olup olmadığını. Evet. Ayrıca yerel marketlerimize destek verelim. Şehrimizin, memleketimizin ekonomisine faydaları var. İşte mesela örneğin ben de 25 kişi burada sadece Adabağ markette istihdam yapıyor. Ondan sonra çalıştırıyoruz, iş imkanı sunuyoruz. O yüzden yerel marketlere destek verirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben bugün özellikle çok gezdim. Birçok market zincirine de uğradım. Büyük marketlerimize de AVM alışveriş merkezlerine de gittim. Bizim yerel marketlerimiz gerçekten kaliteyi, markayı bulunduruyor ve uygun fiyata satıyor. Evet. Yani daha gramajlı ürün, daha uygun fiyat. Ben tüketiciye şöyle seslenmek istiyorum. Hesap makinenizle yerel marketlerimize gelin, kıyaslayın. Gramajlarıyla, fiyatlarıyla marka adı altında yani boy ölçüştürebilirler diye düşünüyorum. Tabii ki yani sonuçta 3 aşağı 5 yukarı aynı ambalajlarda ürünleri satıyoruz. Ama hileli bir şekilde gramajlar işte 5 kiloluk bir ürün 4300, 4200, 4100 olarak gösteriliyor. İsterseniz şurada şeyleri de çekelim. Mesela direkt gramajı büyük bir şekilde yazıyoruz ne olduğunu. Tabii mesela örnek veriyorum. Ulusal zincirlerde mesela Saray Çikilop aynı ürünü satıyoruz ama onlusunu satıyoruz. Biz de 12'lisini yani ama fiyatlarımız aynı oluyor ama gramaj düşük. Buna dikkat ederlerse daha avantajlı olurlar. Daha hesaplı bir ürün almış olurlar. Teşekkür ediyoruz olun, güzel bilgileriniz için. Sağ olun. Sen. Evet değerli izleyenler, bir indirim adresi programımızın daha sonuna geldik. Sizleri bilinçli alışverişe, yerel marketlere davet ediyoruz. Markayı alın, en uyguna, en ucuza alın. Sağlığınız için, geleceğiniz için, sağlıklı bir yaşam için marka ve kaliteli uygun ürünler alın. Bu arada şunu da hatırlatayım ben size değerli izleyenler. Bu gezilerimiz sadece marketlerle, gıdayla sınırlı kalmayacak. Mobilyadan tutun, ev eşyalarına, giyime, ayakkabıya, A'dan Z'ye, bütün her şeye, bütün iş yerlerini ziyaret edeceğiz sizlerle.
kim kaliteyi uyguna satıyorsa bizlerden size yansıyacak. Bizleri izlemeye devam edin. Bir sonraki programa görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.